Ananas çimlendirme videoma hoş geldiniz. Bu ananasın yeşil kısmı kesildi ve yenildi. Geri kalan kısmını normalde çöpe atıyoruz biliyorsunuz. Fakat ben çimlendirmek istiyorum bunu. Nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha önce de yapmıştım. Tutmuştu hatta. Şimdi arkadaşlar püf noktaları şunlar her şeyden önce. Ananasın şu kısmı meyveye kalıyor. Yani meyve tarafı. Şimdi bunu buradan bir defa her şeyden önce şu kök kısmından tam bu yaprakların başladığı yerden kesmek gerekiyor. Tecrübeyle sabittir. Çünkü bunu bıraktığımızda bu kısmı, böyle meyveye kalan kısmı bir milim bile böyle kaldığı zaman buradan çürüme oluyor. Kesme işlemi için böyle bir falçata lazım olacak. Falçatayla en rahat şekilde kesersiniz. Bu çakmak ne diye soracak olursanız bu önemli bir konu. Çakmak konusu. O da şu. Kardeşlerim bunu keserken bitkiler mikrop kapmaya meyillidir. Burada ise metallerde birçok bakteri bulunabiliyor. Bu bakteriler kesim esnasında bitkiye bulaşıyor ve bitkiyi hasta edebiliyor. Tutmasını, çimlenmesini engelleyebiliyor. O yüzden öncesinde bununla şöyle bir mikrobunu kırmak isterim. Mikrop kırmanın birçok yolu var. Fakat ben ateşle yapmak istiyorum bugün. Alkol de mikrop kırar. Ateşi bu iş için daha doğal buluyorum. Alkolledikten sonra alkolünü silmen gerekiyor. İşte sildiğim bezde mikropludur falan gibi. Aa, çok titizim, evet. Yani size de tavsiye ederim. Çünkü bitkiler titiz insanları severler. Titiz insanlarla alışıklar. Bitkiler titiz insanlara alışık. Titiz olduğunuz zaman bitkiler de size son derece titiz davranacaktır. Bizim onlara karşı titiz davranmamız hijyen, toprak bakımı, yaprak bakımı, dal bakımı, gövde bakımı, sulama, güneş, hepsine böyle titiz bir şekilde onunla beraber büyüyeceksiniz, bitkiyle beraber. O zaman bitki de bize titiz davranır dediğim ise ne yapması gerekiyor bitki? Çiçek vermesi, çiçek verir. Büyümesi, büyür. İşte bitkinin titiz davranması da bu. Görevi bitti çakmamızın. Bunun yeterince steril olduğuna inanıyorum. Bilinir ki ateşe dayanabilecek tek bir canlı yoktur. Ne demiştim? Şurası meyve kısmı gibi bakın. Yani yapraklar henüz sökülmedi. Biz bu yaprakların bir kısmını alacağız buradan. Orada bir fazlalık varsa işte o fazlalık bu meyvedir. Bunu buradan kesmek zorundayız. Şöyle kökünden, bakın yaprakların bittiği yerden kesmek zorundayız. Kesmeden yaparsak eğer buradan çürüme baş gösteriyor. Onu gövde olarak kabul etmiyor. Bu gövde. Bunu buradan aldık. Yani meyvenin kendi bu. Sonra el yordamıyla, hemen bir şey dikkatinizi çekti mi? Bakın buralarda köklenmeye müsait bir takım çıkıntılar var. İllaki botanik biliminde bunların bir adı vardır. Fakat biz amatör yetiştiriciler olarak böyle ayrıntılara, görüyor musunuz? İşte bunlar kök. Çok köklenmeye müsait şu anda bu elimdeki. Bu her zaman böyle olmayabilir. Elimdeki bu meyve köklenmeye çok müsait. Şu yaprakları buradan suya koyacağız çünkü. Alacağız. Şöyle koparmak suretiyle. Bunları kesmeyin. Böyle koparın. Yaprakları böyle alacağız. Ta ki şöyle nereden baksak yarım santim, bir santim burada bir sap oluşuncaya kadar bu yaprakları buradan alacağız. Almadığımız takdirde köklenme gerçekleşmeyebiliyor. Veyahut da bu yapraklar burada çürüme gösteriyor. Suyunda çürüme gösteriyor. Arkadaşlar şöyle devam ediyoruz. Genellikle böyle en dıştakileri seçin. Şu açılanları yani ortaya çıkıyor. Bak, şu ortaya çıkmış mesela. Her iki tarafından. Bunu koparın. Sırayla gittiğinizde zaten rahatlıkla mesela şu ortaya çıkmış. Bakayım. Şu. Çok daha rahat alabilirsiniz. Bakın bir gövde çıkmaya başladı. Bunu buradan böyle
temizlediğimizi düşüneceğiz. Yani bir an gelecek, artık tamamlayacağız bu. Şöyle göz kararı bakıyorum. Tropik bir bitki. Soğuk havaları sevmez. Daha önce çimlendirdiğimi bir deneme amaçlı bahçeye diktim. Fakat kışın dayanamadı. Gerekli tedbirleri aldım ama dayanamadı. Yani üstünü kapatmak, hava alan bir örtüyle kapatmak falan gibi tedbirleri aldım. Şimdi bu şunları şuradan def ettikten sonra kafi gördüğümüz ölçü bu. Bundan sonra ne yapacağız? Ona bir bakalım. Şimdi bunun yaprakları biraz solmuş. Şu iç yaprağına doğru bakıyorum. Şuraya doğru bakıyorum bakın. Şuraya doğru. Buralarda da böyle bir hani sararma, bozarma söz konusu. Deneyeceğim ama yeşil olanı tercih edin. Geciktirmeden hemen meyveyi yer yemez bu işi yapın. Yeşil olanı tercih edin. Daha taze yaprakları, taze olanları alıp yaparsanız biraz daha çimlenme olasılığını artırmış olursunuz. Bunda biraz bozarma var ama deniyoruz dediğim gibi. Bunun dışında başka daha taze yapraklı olanı da ben deneyeceğim. Ve videonun devamında tabii ki bu paylaşımlarımı göstereceğim. Evet, ben şu anda hali hazırda kendini adamış bir şekilde köklenme olabileceğini düşünüyorum. Şunlar hep birer handikap. Şu görüntü mesela bakın. Bu görüntü aslında bir handikap. Mesela çürüme var. Dediğim gibi bunu ben yine de denemeyi düşünüyorum şu anda. Peki sırada ne var? Sırada çimlendireceğimiz sistemi kurmak var. Arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, su çeşme suyudur. Ancak en az 3 gün bekletilmiş çeşme suyu. Kapağı açık bir şişede sularınızı en az 3 gün bekletmeniz bitkilerin yararına olacaktır. Bu hayati bir konu. Nasıl hayati bir konu? Değerli kardeşlerim, bilinir ki çeşme sularımızın içerisinde klor var. Bir takım ilaçlar var. Mikrop kırar. Klor ise yararlı bakterileri öldürür. Size tavsiyem, saksılarınızı bekletilmiş sularla sulayın bitkilerinizi. Toprakta faydalı bakteriler vardır. Faydalı bakteriler çürümeyi, dolayısıyla amonyak gibi zehirli bir takım maddeleri çevirir. Doğal döngüsünde var bu doğamızın. Saksıda da gerçekleşiyor aynısı. Bu bakteriler çevirir. Nitrata çevirir, yani gübreye. Gübreye çevirir. Şimdi biz klorlu suyu döktüğümüz anda saksımıza veya işte böyle bir yerde kullandığımız anda klor bu bakterileri, faydalı bakterileri öldürür. Öldüğü zaman da bu döngüye çok büyük bir darbe vurmuş olursunuz. Sonra kötü kokular gelebilir mesela saksınızın içerisinden. Aynı şeyi akvaryumcular da iyi bilir, akvaryumu olanlar da iyi bilir. Bekletilmiş su kullanılır. Daima bekletilmiş su kullanın. Evet, ananasımız burada. Suyumuz burada. Bu ne? Bu ananasımızın içerisinde duracağı bir kap. Basit kürdan kabı. Plastik. Bunun burada, değerli kardeşlerim, suyu, bunu böyle bırakırız. Bakın, geleneksel yöntem. Sonra suyu doldururuz. Çimlenmesini bekleriz. Yanlış. Rahat çıkması için bakın nereden kök veriyor. Zaten vermeye başlamış. Uçlardan veriyor. Yani şunun tabana değmemesi gerekiyor. Yani bitkiyi rahatlatmak icap ediyor. O yüzden yapacağım şey şu. Şuraya bir yuvarlak açacağım. Bunun çapı gibi. Yuvarlak açacağım. Bu kapağının, kapağı bunun dibe değmesini engelleyecek. Yapalım beraber. Şimdi mesela bunun çapı şöyle bir şey. İşareti koyuyorum şöyle. Şu, bakın şöyle bir işaret de buradan koyayım. Göz kararı. Çok önemli değil düzgün olup olmayışı. Sadece bunu çok hırpalamadan onun içerisine koyabileceğimiz gibi genişlikte olmalı. Zaten
genişlediği için gövdeye doğru bir yerlerde duracaktır. Şurada bir yerde duracaktır. Kendimce işaretlerimi koydum. Bakın çizgiler var orada. Ve bu çizgilerden falçatayla bir yuvarlak açmaya çalışacağım. Düzgün olmayabilir, hiç sorun değil. Açmış bulunuyorum. Tam olarak hızlıca geçmeyecek, çok dar da kalmayacak şekilde, yaralamaktan korkmadan deliği açmış bulunuyorum ve bunu buraya biraz da zorlayarak oturttum ve hazır. Biraz oynayabiliyor tabii ki, sorun yok. Bakın bir yerde zaten durdu, havada kaldı. Bunu ayarladıktan sonra şimdi sırada dinlendirilmiş suyumuzu bakalım şöyle. Tam seviye olduğunu düşünüyorum. Şu yapraklara gelmeyecek şekilde. Suyumuz eksildikçe kapağı açacağız. Suyu ekleyeceğiz bunu. Ve bu şekilde bekleyeceğiz, bakalım ne kadar bekleyeceğiz. Kardeşlerim, ananasta A, C, D, B6 vitaminleri başta olmak üzere magnezyum, kalsiyum gibi mineraller de vardır. Tabi ne yapmıyoruz? Bunları atmıyoruz. Bakın ne yapıyoruz? Bunları alıyoruz. Ufak bir çukur açtığımız saksılarımızın diplerine bunları gömüyoruz. Bu gömdüklerimiz burada çürüyecekler. Faydalı bakteriler çok iş görüyor burada. İşte o yüzden söylüyorum, çeşmeden doğrudan aldığınız sularla saksılarınızı sulamayın. Bunlar nitrata, yani gübreye dönüştürülecek. Biraz oksijen, yüzeyde kalıyor zaten epey yüzey burası. Biraz oksijen, biraz su, bir de bakteri yardımıyla tamamı bu bitkiye yarayacak, gübreye dönüştürülecek. Ziyan etmiyoruz. Bunu ise yosunlanmayı engellemek için, biliyorsunuz yosun ışıklı ortamda çıkar. Daha karanlık bir yere, ışığı daha az olan bir ortama bırakmamız gerekiyor. Sırf ışıksız değil tabii ki. Biraz güneşi doğrudan almayan gölge bir yere bırakmamız gerekiyor. Çünkü bunun da yeşil yaprakları var. Bunun da birazcık da olsa ışığa ihtiyacı var. Şimdi buraya güneş çok fazla vurduğundan, çok fazla ışık geldiği zaman, burada köklenmeler olduğunda kök çevresi yosun bağlar ve boğar. Bazı çiçek severler çok soruyor. Şimdi bu böyle suyun içerisinde köklendiği andan itibaren çok güzel gidiyordu ama daha sonra soldu diye. Çünkü o kökler ışığı görüyor. Işık görünce yosun oluyor köklerin çevresinde. O yosun da o kökü boğuyor. Dolayısıyla bitkiyi boğmuş oluyor. Bunu da antiparantez ifade etmek isterim.